Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Yavuz Selim Şahin. Yine mailden gelen bir konu üzerine bir video hazırlamayı düşündüm. Hani basit bir ders ama yine de olsun, hani arşivlerde kalsın. Bu dersimizde dinamik sayfalar nasıl oluşturulur? Bunu anlatacağım. Aslında temel bir hani bir bloğunuza yazı eklemekten bir farkı yok. Fakat yeni başlayanlar, yani yazılıma yeni başlayanlar ya da daha önce hiç dinamik sayfa yapmamış olanlar hani mantığını düşünemeyebilir. O yüzden de bana mailden böyle bir şey geldi. Hani bu konu hakkında işte video çeker misin diye bir mail geldi. Ben de onun üzerine hazırlamayı düşündüm. Dilerseniz hemen başlayalım dersimize. Öncelikle bir tane veri tabanı oluşturacağız. Dinamik sayfa diyelim. UTF-8 General C. Evet, oluşturuldu. Sayfalar diyorum. Kaç tane olursun? ID olsun. Otomatik artacak. Sayfa başlık, varchar. Bir de sayfa içerik olsun. Bir de sayfa eklenme tarihi. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Siz ihtiyacınıza göre arttırabilirsiniz. Ben temel mantığı anlatmaya çalışıyorum sadece. Yani en basit şekilde yapacağım. Sayfa tarih. Tamam. İçerik yeterli, bu kadar. Aynen öyle. Tamamdır. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi dinamik sayfa bölümüne bir tane klasör oluşturmuştum ben. Zamk klasöründe. Şimdi bunun içerisine veri tabanına bağlanmak için ilgili dosyayı oluşturacağız. Öncelikle. Hemen try catch video altına yazalım. $db eşittir new video MySQL host eşittir localhost db name dinamik sayfa karakter set UTF-8 kullanıcı adı root şifre benim yok. Tamam. Şimdi bir de index.php oluşturalım. index.php. Aynen. Şimdi buraya bir tane form oluşturacağım ben. Normalde bu formun sizin yönetim paneliniz olması gerekiyor. Hani ben şu an mantığı anlatmak açısından bu şekilde yapıyorum. Normalde siz yönetim panelinde işte sayfalar diye bir biriminiz olacak. Sayfaları listelediğiniz bir birim olacak. Bir de yeni sayfa ekleme için bir kısmınız olacak. Burayı siz orada yapacaksınız. Yani dışarıdan birisi gelip de web sitenize sayfa ekleyemez sonuçta. Yani eklememesi lazım sonuçta. Ben sadece şu an temel mantığı anlattığım için direkt olduğu gibi buraya yazıyorum. Buradan sayfaya ekleyeceğiz. Daha sonrasında da hani Bootstrap'teki navbar var ya, menüdeki konuşamadım. Navbar'daki menüye eklediğimiz sayfaları listeleyeceğiz. Şimdi input type text name başlık bir tane br atıyorum. Input type input demeyelim, buna text array diyelim. Rows 10 işte calls 40. Normalde CK editör kullanmanız gerekiyor da yani kullanmanız aslında gerekmiyor da, yani kullansanız daha iyi olur. Name içerik. Ben şu an temeli anlattığım için CK editör falan kullanmıyorum. Tone type submit. Tamamdır. Yeni sayfa ekle. Evet. Şimdi buraya öncelikle requireOnce ile bağlan PHP çekiyorum. Daha sonrasında geliyorum buraya if post, eğer post edilen bir işlem var ise diyorum ki öncelikle başlığı çek. Başlık. Tabi bunları strict text trimden geçirmeniz gerekiyor güvenlik için. Ama şu an temel anlattığım için pek şu an onları takılmıyorum. İçerik
Dolar alt tire post içerik. Eğer boş geçildiyse uyarı verdirelim. Boş alan bırakmayınız. Else sayfa ekle eşittir db prepare insert into sayfalar. Tablomuzun ismi neydi? Sayfalar set başlık. Geçici bir değer veriyorum. Sayfa başlık demişiz. Ve sayfa alt tire içerik i. Tamamdır. Tarihi zaten kendisi direktman atacak. Eklendiği andaki tarihi. Noktalı virgülü verdik. Sayfa ekle. Execute diyerek sorgumuzu çalıştırdık. Bunun içerisine geliyorum. Şimdi geçici değerlerin karşılığını değişkenleri eşitleyeceğim. B'ye geldim. Başlık. İ'ye geldim. İçerik. Eşitledim. Şimdi if sayfa ekle. Echo sayfa eklendi. Else echo hata. Tamam. Şimdi bunu bir test edelim bakalım çalışacak mı. Şunların yanına sayfa başlık diyelim. Sayfa içerik. Evet. Mesela işte hakkımızda. Burası hakkımızda sayfası. Normalde işte bana gelen mailde şu vardı. Hani atıyorum işte hakkımızda sayfası, işte misyonumuz sayfası. Ben bunların her biri için ayrı ayrı PHP dosyası oluşturuyorum diye. Bunun daha dinamik bir şekilde olması mümkün değil mi diye sormuşlardı. Tabii ki de mümkün. Şu anda biz de onu yapıyoruz. En basit haliyle. Şimdi sayfa ekleyeceğim. Sayfa eklendi dedi. Bir kontrol edelim bakalım. Evet, gördüğünüz üzere eklenmiş, bir sorun yok. Hatta bir de misyonumuzu ekleyelim. Misyonumuz. Burası misyonumuz sayfası. Bu da eklendi. Evet, şu an bir sorun yok. Şimdi gelelim. Eklediğimiz bu sayfaları o bahsettiğim navbarda ya da istediğiniz herhangi bir yerde listelemeye ve istediğimiz sayfaya tıkladığımız zaman o sayfanın içeriğini görüntülemeye. Şimdi öncelikle hemen bu formun hemen üstüne ben bir tane navbar ekleyeceğim. Nasıl yapalım bunu? Şöyle yapalım hemen. Şuradan html heat taglarını açalım. Title dynamic sayfa. Buraya geldim. Hemen şuraya body diyorum. Bu formu body'nin içine alıyorum şuraya. Yapıya uygun olsun diye. Şimdi bir de şuraya bootstrap sınıflarını çağıracağım. Get started. Evet şurada. Tamam. Şunu aldık. Bu bir. Bir de şunların hepsini alalım. Çünkü navbarda açılır menü var ya. Onlar da gelsin. Sorunsuz olsun yani. Şimdi şunlara da bir class verelim. Daha güzel görünsün. Form-Control. Form-Control. BTN, BTN tree olması gerekiyor. Bir bakalım nasıl görünüyor. Maşallahı var yani. Harbiden. İğrenç oldu ya. Neyse tasarıma takılmayalım pek de. Tamam böyle kalabiliriz. Böyle kalsın. Şimdi bu buranın üstüne şuraya navbar kodu ekleyeceğiz. Hemen ona da bakalım. Bootstrap navbar dedim. Evet neredeydi o benim baktığım? Evet şunu ekleyeceğim ben. Diğer işte home'dur, link'tir bunları umursamayın. Sadece bizim için önemli olan kısım şurası. Çünkü çoğu yani gelen soruda böyle bir şey vardı. Hani bu açılır menüye ben nasıl sayfalara listeleyeceğim? Nasıl tıkladığım zaman ilgili sayfaya girecek? Bunu merak etmişler. Şu kodu alıyorum komple. Şuraya bu formun üstüne yapıştırıyorum.
Şu formla da arasında bir şey olsun. HR olsun da. Tamam. Şimdi burada sayfalarımızı listeleyeceğiz. Öncelikle şunları bir silelim. Şurası ana sayfa olsun. Şunu silelim. Burası sayfalar olsun. Şunu da silelim. Ve şunu da silelim. Tamam. Ana sayfa, sayfalar. Şunun navbar yerine de menü yazsın. Tamamdır. Buraya eklediğimiz sayfaları listeleyeceğiz. Daha sonrasında da tıkladığımız anda o sayfaya gidecek ve o sayfanın içeriğini gösterecek bize. Şimdi neresi burası? Evet, burasıymış. Hemen şunların bir tanesini siliyorum. Hepsini siliyorum, bir tane kalacak şekilde. Ve bunu geliyorum. Burada şu an veri tabanına bağlanmak için ilgili dosyayı çekmişiz zaten. Burada yapmamız gereken tek şey sayfalar tablosuna bağlanıp bütün sayfaları buraya listeletmek. Hemen yapalım. PHP taglarımı açtım. Dolar sayfalar prepare select yıldız from sayfalar dedim. Sayfalar çalıştırdım sorgumu if sayfalar. Yani sayfalardan bir tane bile varsa row count dedim ve döngüye aldım. Sayfalar as row. Burada PHP tarafını kapatıyorum. Burada da açıyorum. Geldim buraya. PHP echo row sayfa alt dire başlık. Buraya geldim. Ne diyelim buraya? Sayfa detay nokta PHP id eşittir dolar row id. Sayfayı yeniliyorum. Bakın gördüğünüz üzere alttaki linke dikkat edin. Her sayfanın kendi ID'sini getiriyor. Aslında sizin burada yapmanız gereken şu, yani ID'ye göre aldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hani eğer SEO uyumlu olsun derseniz de safe link yapmanız gerekir. Hani website.com/hakkımızda. Hani ID görünmesini istemiyorsanız eğer safe link yapmanız gerekiyor. Tabii ben bu videoda temeli anlattığım için safe link kısmı size kalacak. Ki o da basit zaten. Hani sadece bir tane fonksiyona ekliyorsunuz. Sayfanın başlığını eklerken tabloya bir tane sayfa safe başlık diye bir tane sütun ekliyorsunuz. Bunun safe halini oraya eklettiriyorsunuz. Sonra da ona göre çağırıyorsunuz. Hepsi bundan ibaret. Şimdi gördüğünüz üzere burada listeleniyor. Şimdi mesela bir tane daha ekleyelim. Vizyonumuz diyorum. Burası vizyonumuz sayfası. Hatta şu eklendi mesajını da div class alert alert-tire success eklendi diyelim. Vizyonumuz burası vizyonumuz sayfası. Evet, eklendi dedi. Bakın gördüğünüz üzere hakkımızda vizyonumuz, misyonumuz, bütün sayfalarımız şahane bir şekilde geliyor. Hatta mesela işte atıyorum satış sözleşmesi. Ekliyorum. Gördüğünüz üzere bütün sayfalarımız geliyor. Şimdi gelin bu sayfaları tıkladığımız zaman bunun içeriğini görüntüleyebileceğimiz kısmı yapalım. Ne yapmıştık biz? Sayfa detay nokta php. Geldim buraya. New php file. Sayfa detay. Evet. İlk yapmamız gereken bağlanan php çekmek. Çünkü veri tabanı ile ilgili işlemlerimiz var. Şimdi buraya ne gönderdik biz? id gönderdik. If öncelikle id diye bir değişken oluşturup bunu get'ten gelen id'ye eşitliyorum. Eğer bir ID gelmediyse diyorum ki ana sayfaya geri git. Evet. Şimdi sayfa bul diyelim. Select yıldız from sayfalar ver ID eşittir ID.
sayfa bul. ID. Yukarıdan gelen, yani get'ten gelen ID'yi alıyorum. Eğer get'ten gelen ID'ye ait bir tane bile sayfa varsa, ki zaten bir tane olmalı ID'ye göre aldığımız için. Eğer yoksa da desin ki bize echo böyle bir sayfa bulunamadı. 404. Sayfayı bulduk. Peki bu sayfanın içeriğini yazdırmak için ne yapıyorduk? Şu anda yani nasıl desem, şu an sadece sorgu var burada. Bizim bu sorguyu diziye dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden row deyip sayfa bul. Fetch video fetch asoc diyerek bunu diziye döndürüyoruz. Ve şu anda artık sayfanın başlığını, içeriğini, tarihini ayrı ayrı yazdırabiliriz. Echo dolar row başlık echo dr echo dolar row içerik echo dr echo hatta şunu şöyle yapalım. Evet. Echo. Bir saniye. Nerede kalmıştık? Row başlık içerik dedik. Buraya da diyorum ki echo bu sayfa dolar row tarih sayfa alt tere başlık sayfa alt tere içerik dedik. Tarihte sayfa alt tere tarihmiş. Onu yapalım. Sayfa alt tere tarih. Tarihinde eklenmiştir. Tamam. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Nasıl görünüyor? Şurayı BR yerine HR yapabiliriz. Sanki daha iyi olabilir. Evet. Şimdi ana sayfaya geldim. Mesela bir misyonumuz tıkladım. Burası misyonumuz sayfası. Şu tarihi de dönüştürebiliriz. DMY virgül str to time dedik. Ve şu formata çevirdik. Gördüğünüz üzere misyonumuz sayfası. Burası misyonumuz sayfası. Şimdi geldim mesela vizyonumuz. Burası vizyonumuz sayfası. Mesela buraya işte gizlilik sözleşmesi diye bir tane daha sayfa ekliyorum. İçeriği de bu şekilde dolduruyorum. Ekledim. Şimdi mesela ben yeni eklediğim sayfaya gitmek istiyorum. Gördüğünüz üzere eklediğim sayfa neyse oranın içeriği, oranın başlığı, tarihi falan hepsi geliyor. Aslında dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Söylediğim gibi ben en temeli anlattım. Yani şu kısım falan bunların hepsi sizin yönetim panelinde olması gereken şeyler. Ben sadece temeli anlamanız açısından anlattım. Dinamik sayfa yapısı bu kadar basit. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olmanız. Abone olursanız eğer mutlu olurum. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.